Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Aydın Efeler'den sektörün lider firması Turan Dağlıoğlu Gayrimenkul Emlak'tayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Turan Dağlıoğlu bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Turan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aydın'ımıza hoş geldiniz. Umarım Aydın'ı beğenmişsinizdir. Çok sağ olun. Sevmişsinizdir. Çok sağ olun. Efelerin olduğu yer sevilmez mi? Evet. Peki, şimdi Turan Bey, ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına hemen sormak istiyorum ben. Tabii ki. Turan Dağlıoğlu kimdir? Turan Dağlıoğlu 1963 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Uzun yıllar devlet memuru olarak görev yaptı. Devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra emlak sektöründe faaliyet göstermeye başladı diyelim. Gayet güzel. Şimdi emlak sektörü, gayrimenkul danışmanlık tabii biraz güvene dayalı bir iş. Bu sektöre adım attınız. Hedefleriniz büyük, vizyon geniş anladığım kadarıyla. Biraz hizmetleri anlatalım. Siz burada portföyünüzde neler var öncelikle iş olarak? Şimdi öncelikle biz biraz önce cümlenizde belirttiğiniz gibi güvene dayalı iş yapmak istiyoruz. Ve benim Aydın'da en büyük hedefim ülkemizin ileri gelen zincir sektör franchising sistemiyle iş yapmak. Evet. Ben elinde bir çanta alarak kapı kapı dolaşıp sokak aralarında dolaşan bir emlakçı olmak istemiyorum. Ben işi ciddiyette bakan, Aydın'ın en büyüğü olmak için çaba gösteren sade bir vatandaşım. Ve bunun için de elimden gelen tüm gayreti maddi manevi olarak yapmak istiyorum. Gayet güzel. Peki müteahhitlerle çalışıyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Aydın'ın tanınmış müteahhitleri, zengin müteahhitleri, yani büyük güvenilir müteahhitlerle iş yapmak zorundayım. Çünkü halkın arsa karşılığı, kat karşılığı arsa verdiğimiz zaman insanlar mutlaka karşıdaki müteahhite güvenmek istiyorlar ve bunun akabinde öncelikle aracı kişiye güvenmek istiyor, aracı kuruma güvenmek istiyor. Yani bizlere güvenmek zorundalar. Ve biz de bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gayet güzel. Kaç uzman kadroyuz? Biz 6 kişiyiz şu anda. Toplam 6 kişi. 6 elemanımız var. Çalışan 6 kişimiz var. Sahada 5 kişi. Ben ofisteyim. 5 kişi sahada çalışıyor. Müteahhitlerle arsa göstermesini, daire göstermesini, iş yeri göstermesini sahada çalışan 5 elemanımız var. Evet, şimdi güvene dayalı dediğimiz bu işte siz alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor musunuz? Tabii ki. Evrak işlemlerini siz mi yürütüyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki tüm işlemler benim kontrolümden geçiyor. Bu konuda da çok titizim. İnsanların gerçekten de arsa sahipleri, daire sahipleri mağdur olmalarını istemiyorum. Evet. Bu konuda çok titiz bir çalışmamız var. Peki şimdi Aydın merkezdeyiz, Efeler'deyiz ama hizmetler herhalde burada sınırlı değil. Tabii ki. Yani Kuşadası, Didim, Söke, İncirlova, Umurlu, Köşk, Sultanhisar gibi ilçelerde de paylaşım sistemi. Oradaki emlak bu sektörde çalışan arkadaşlarla, müteahhitlerle işbirliği yapıyoruz. Gayet güzel. Şimdi hizmet dediğimiz gibi yine aynı noktaya geleceğiz ama hani insanlar sonuçta bir yatırım yapmak istiyorlar. Evet. Ellerinde bir birikimleri var. Evet. Sizlere geliyorlar. Nasıl bir yolu izliyorsunuz? Ben öncelikle kişinin hesabını alabilecek kapasite öncelikle onu soruyoruz. Müşterimiz geldi. Nasıl bir yer istiyorsunuz? Yatırım amaçlı mı istiyorsunuz? Yoksa oturmak için mi? İş yeri sahibi olmak için mi yer istiyorsunuz? Öncelikle kişinin, yani örnek şöyle vereyim. Hastaneye gidiyorsunuz. Hastasınız. Önce doktorun sorusu soruyor. Neren hasta? Evet. Ben de aynı şekilde vatandaşa soruyorum. Ne istiyorsun? Hangi özelliklerde bir yer istiyorsun? O şekilde yaptığı zaman. Yani yatırım amaçlı. Kendisi için mi düşünüyor? Evet. Bayağı o şekilde. Önceki onun bilgilerini alıyoruz ve elimizdeki portföyümüzde olan bilgileri müşterimize paylaşıyoruz. Paylaşıyorsunuz. Şurası var sizin için uygundur diyorsunuz. Oradan bir yol haritası izliyorsunuz. Peki hedeflerde ne var? Şimdi planlar büyük anladım. Büyük. Tabii ki bakın ben cümlemin en başında da konuşmamın en başında da söyledim. Ben gerçekten büyümek istiyorum. Evet. Lider olmak istiyorum. Ve bunu açılarak daha geniş ve dediğim biraz önce konuştuğum gibi bir zincir markasıyla, yani ülkenin sektörün önüne gelen büyük firmalarıyla işbirliği yapmak istiyorum. Yani kurumsallaşmak istiyorum. Kurumsallaşmak. Hedef bu. Bu bünyede büyümek, Aydın ve tamamına aynen bölgede hitap etmek, hatta aynen Türkiye'nin farklı noktalarda olabilir. İleride tabii, neden olmasın. Peki toparlayalım. Sonraki ekranlara başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Turan Dağlıoğlu Gayrimenkul Emlak'ın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, Aydın halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz ne olacak? Tabii ki. Bizimle çalışan, bize güven duyan, tüm sektörde iş yapan, tüm müteahhit arkadaşlarıma, tüm emekli
emlak sektöründe çalışan arkadaşlarım teşekkürü borç bilirim. Evet, peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ülkemize, Aydın'a, bu güzel şehre, Efeler'in şehrine kattığınız bu değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar İnşallah. Buluşmak dileğiyle o zaman. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Aydın, Efeler'den, sektörün lider firması Turan Dağlıoğlu Gayrimenkul Emlak'tan, firma sahibimiz beyefendi Turan Dağlıoğlu'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.